Seyretmek bir bozkır akşamını, camından bir otobüsün. Birçok şiirinin bestelendiği, toplumcu gerçekçi şiir anlayışını benimsemiş, yazar, çevirmen, edebiyatçı ve devrimci Türk şair Ataoğlu Behramoğlu ile Nazım Hikmet, Nihat Behram, Ahmet Telli, Suna Yakın, Cezmi Ersöz ve Gökhan Hoştürk'ün şiirlerinden yaptığı besteler ile tanınan müzisyen Haluk Çetin Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde müzikli şiir gecesi gerçekleştirdiler. Küçük tasalara, tutkulara, haydoz, çünkü evrenle aynı. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü kurucusu Cenap Tezer tarafından düzenlenen ünlü şair Ataoğlu Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'in gerçekleştirdiği müzikli şiir gecesini tiyatro sanatçısı Gülri Sururi, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ, gazeteci yazar Yılmaz Özdil, belgesel yapımcısı, TV programcısı ve gazeteci yazar Nebil Özgen Türk, televizyon sunucusu ve gazeteci yazar Metin Uca, tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon, gazeteci yazar Nüket Tatari, klasik müziğin duayen sanatçısı Gülsin Onay ve yüzün üzerinde sanatsever katıldı. Kaç yerde bir ölmüştür. O da öyle. Sayısız. O da çünkü bir halk önderidir. Nebil Özgen Türk tarafından hazırlanan ve Çetin Tekindor'un seslendirdiği Ataoğlu Behramoğlu'nun yaşamını anlatan Portre adlı belgeselin izlenmesinin ardından sahneye çıkan ünlü Türk şairi Ataoğlu Behramoğlu şiirlerini okurken 22 yıldan bu yana birlikte müzikli şiir etkinlikleri düzenledikleri Haluk Çetin de Ataoğlu Behramoğlu'nun bestelemiş şiirlerini icra etti. Birdir ve bir gün belki ilk aşkım, ilk göz ağrım şiir, koynunda ona yazdığım mektuplar bir yerlerden çıkıp gelecektir. Metin Uca da sahneye çıkarak Ataoğlu Behramoğlu ile ilgili anılarını paylaştı. Uca, muhalif ve mizahi kişiliğini de bırakmadan küçük bir öyküyü de yine izleyenlerle paylaştıktan sonra bir Ataoğlu Behramoğlu şiiri okudu. Tek kanatlı güvercin bu. Bana bunu satar mısın? Demiş ki tabii, niye satmayayım ya, gelmişim Amerika'dan buraya. Ne kadar bu hayvan? Demiş çiftine 10 bin dolar ver, senin olsun. Adam da büyük bir merak, yetiştirecek, büyütecek ve artık tek kanatlı güvercin sahibi olacak. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ bu gece şiir gecesi olduğunu ifade ederek Ağustos ayı başında Dibeklihan'da bir söyleşi yapacağının bilgisini vererek şöyle konuştu. Biraz evvel beraberdik Cenab-ı Bey ve diğer değerli arkadaşlarımızla. Bu kararı verdik. Herkes katıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren her yıl Temmuz ayı içinde Dibeklihan'da Kültür ve Sanat Festival Haftası yapacağız. Her türlü faaliyet olacak. Böylece Bodrum'un sosyal yaşamına, kültürel yaşamına katkı sağlamayı... Paşam, şiir dinletileri, sergiler, tiyatro, konserler, klasik, pop... Her şey. Ve bu Ağustos ayının başında da benim burada bir söyleşim olacak. Bunu da vesileyle sizlere söylemiş olayım. Konu ne olacak? Konu konuyu şöyle tayin edeceğiz. Peki. Ama Ağustos ayının başında bir söyleşi yapacağız. Yılmaz Özdil ise Dibeklihan'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek şunları söyledi. Bodrum'un sadece popüler kültür etkinlikleriyle anılması aslında bir haksızlık. Bodrum'da Dibeklihan gibi bir vaha var. Çölde bir vaha gibi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ataoğlu Behramoğlu sadece bir şair ve gazeteci değildir. Benim için idol bir insandır. Hem sanatı hem de kişiliğiyle bize bayrak olmuştur. Onu dinleyecek olmanın heyecanı içindeyiz. Tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon da 50 yıl öncesinden bu yana tanıdığı bir şair olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. Ataoğlu Behramoğlu bizim kuşağımızın önemli şairlerinden biri. İlk 50 yıl önce bu tadımda tanıdığım kişilerden. Ataoğlu Behramoğlu'nun Can Polat. Bu akşam onu dinlemek önümden fırsatı doğduğu için dilek. Kars'ta doğduğu ev. Çok mutluyum. Kars'ta doğduğu ev. Yaklaşık 3 saat süren müzikli şiir gecesinin en sonunda ise Nebil Özgen Türk Garcia Lorca'nın şiirinden bir Zülfü Livaneli bestesi olan Atlı Türküsünü seslendirdi. Programın sonunda yazar, çevirmen, edebiyatçı ve devrimci Türk şair Ataoğlu Behramoğlu ile müzisyen Haluk Çetin dakikalarca ayakta alkışlandılar.